Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Evet, büyük sevgi. Bir diğer ismiyle muhabbetullah, yani Allah'ın sevgisi. Avam ile muhabbetullahi, Allah'ın sevgisine sebep olan hususlar, sebep olan meseleler. Yani neler insanın Allah'ın sevgisini kazanmaya sebep olur? Bugün işleyeceğimiz bunlar. Diyor ki bunlar, yani birçok işler işte bu Allah'ı sevmeye sebep olur. Bunlardan en büyüğü, en faydalısı, en faydalı olanı ve Allah'a en yaklaştırıcı olanı, aynen böyle. Men ademeha nef'an ve ecleha faide kurba ve zülfa minallahi azze ve celle el Kur'an-ı Kerim. Şimdi insana Allah'a yaklaştıran, Allah'ın sevgisinin hasıl olmasına sebep olan en büyük avamillerden, yani işlerden bir tanesi Kur'an-ı Kerim'dir. Ennehu'l kitabul azimillezî vessâ bihi nebî sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o büyük kitaptır, yani Kitabullah'tır. Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem onunla vasiyette bulunmuştur. Yani işte ben size Allah'ın kitabını bırakıyorum diye ve daha diğer hususlar. Tirmizi'de gelen bir hadiste, yani Allah'ın kitabı bize bırakılmıştır ki bu Allah'ı sevmenin muhabbetullah'ın oluşmasına en büyük etkenlerden bir tanesidir. Yani Allah sevgisi, muhabbetullah dedik. Muhabbetullah'a sebep olan en büyük amillerden birisi Kitabullah'tır. Yani Allah'ın kitabıdır. Allah bu kitabı biz kullarına onunla amel edelim, yaşayalım diye nüzul buyurdu, indirdi. İşte bu ayda Kitabullah'ın nazil olduğu, yani Allah'ın kitabının indiği aydır. Tirmizi'de gene mihadiste ve Ahmet'te bu Muhammed hadisiyle maddalle kavmun ba'de hada ve huda kanu aleyhi illa atul cidal. Bir topluluk, bir millet hidayetten sapmaz. Yani hidayet üzeredirler. Ancak cedelleştikleri zaman artık bunlar hidayette uzaklaşırlar. Allah insanlar kitaba tabi olsunlar, yeryüzünü onunla mamur etsinler diye nazil buyurmuştur. Ama İnsanlar ne yapmışlardır? İnsanlar başka işlerle iştigal edip Kitabullah'tan yüz çevirdiklerinden dolayı ne yapmışlardır? Sapmışlardır. Yine başka bir ayette yine müellif örnek veriyor ki ve en etüvel Kur'an, Kur'an'ı okuman için diyor. Fe muhimmeti ve enne nebi sallallahu aleyhi ve sellem en etüvel Kur'an'ı alen nasi ve li zalike mena fi evveli hayatihi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem min kitabil hadisi li elle yeşgalen nasu bil hadisi anil Kur'an. Niye Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken insanlara bu kitabı okumuştur, insanlara bu kitabı öğretmiştir ve insanlar bu kitapla iştigal etsinler diye, bununla uğraşsınlar diye ne yapmışlardır? İnsanları hadiste bile nehyetmiştir. Nitekim hadislerde de varit olmuştur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bende hiçbir şeyi yazmayın diyor. Bende bir şey yazırsanız onu imha edin. İşte mesela bir topluluk cidalleşmeye gidince sapar. Resulullah aleyhissalatü vesselam bu söylediği esasında bir karşılığı var. Yani arka planda bir şey var. Ama mesela diyelim daha sonraki gelen kimseler ve bugünkü kimseler, bakın işte Kur'an'dan başka bir kitap yoktur. Yani hadisler haşa uydurmadır. İşte bakın hadislerin yasaklandığına dair bir sürü işte mesela hadis var gibi gereksiz ve hiç faydası olmayan işlerle iştigal ediyorlar. Esasen burada bu kitap Allah'ı sevmeyi, Allah sevgisine sebep olduğundan dolayı sadece onunla iştigal etmek. Şimdi bir insan Allah'ı sevdiğini veya insanlar Allah sevdiğini iddia edecekler. Lakin bu insanların Allah'ın kitabıyla uzakta yakında hiçbir alakaları yok. Bu insanlar Kur'an nedir bilmiyorlar. Şimdi insan bilmemiş olduğu bir şeyi mümkün müdür ki onunla işte onun değerini, kıymetini bilsin? Mümkün değildir. Dün akşam bir sosyal medyada bir şeye bakıyorum. Şimdi işte Kur'an
öğrenimine dair bir spot geçiyor. Diyor ki diyor, işte düşünelim ki, şöyle bir örnek veriyor oradaki kişi, diyor ki düşünelim herhangi bir Arap kralında, işte bugünkü bir Arap kralında bir Arapça mektup gelse, hemen insan mesela diyelim sana gelse, işte ona gelse, herhangi birisine gelse, hemen insanlar ne yaparlar? Acaba bu mektupta işte kral bize neyi yazıyor? Onu kapı kapı diyar diyar dolaşıp ne yaparlar? Onu tercüme ettirirler ki acaba, veya işte öğrenirler ki onun içerisinde bana fayda olabilecek olan nedir? Bu hesabını yaparlar. Ama mesela bugün insanlar çoğu da Kur'an'ı okuyor Arapça ama ne dediğini anlamıyorlar. Çoğunluk artık şöyle düşünüyorlar. Zaman ilerledikçe zannediyorlar ki Kur'an-ı Kerim ölüler için gelmiş. Zannediyorlar ki Kur'an hacıların kitabıdır ve hafızlık yapan kimselerin kitabıdır. Halbuki bütün hayırların, bütün bereketlerin, bütün futuhatın hepsi Kur'an'da olduğunun hiç neredeyse çoğunluğu farkında değil maalesef. Yine konuyla alakalı mesela Ayşe validemize gelen bir hadiste diyor ki Se'elte Ayşe radiyallahu anha ve ardaha an huluki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekale kâne hulukuhul Kur'an. Diyor ki Ayşe validemiz, Resulullah'ın ahlakı kendisine sorulunca onun ahlakı Kur'an'dı diyor. Yani bir insan benim peygamberim yani Resulullah aleyhissalatü vesselam kimdir diye bir soru soracak olursa, o kimse Kur'an'ı okursa Resulullah aleyhissalatü vesselamın kim olduğunu görür. Yine bir ayette alemlere Rab olan Allah diyor ki müellif burada اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَكَنَّمَا تَقْرَ حَيَاتَ الْمُصْطَفَى sallallahu aleyhi ve sellem. Sen diyor Kur'an'ı okuduğun zaman diyor sanki diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam, yani sanki Mustafa'nın hayatını okuyormuş gibi olursun diyor. Yani ha Resulullah'ın hayatını okuyorsun, ha Kur'an'ı okuyorsun. Kur'an'ı okuduğun zaman Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın hayatını okumuş gibisin. Yakulullahü Teala fil Kur'an. Nitekim alemlere Rab olan Allah ayette ve inneke le ala hulikin azim. Şüphesiz ki sen büyük bir ahlak üzeresin diyor alemlere Rab olan Allah. Başka bir ayet-i kerimede Rabbimiz fe bimâ rahmeti minallâhi linte lehum. Sen Allah'ın rahmeti sayesinde onlara yumuşaklıkla davrandın. Ve lev kunte fezzen galizan kalbi. Eğer sen böyle katı kalpli, böyle öfkeli birisi olmuş olsaydı len faddu min havlik. Onlar senin etrafına dağılır giderlerdi diyor alemlere Rab olan Allah. Kime? Resulü aleyhissalatü vesselama hitaben. Yine başka bir ayet-i alemlere Rab olan Allah hudil avfe ve emur bil urfi ve arid anil cahilin. Sen af yolunu tut ve marufla emret. Yani maruf olan neyse onu söyle ve cahillerden yüz çevir diyor başka bir ayette. Bunlar hepsi Resulü aleyhissalatü vesselama hitaben söyleniyor. Yine başka bir ayette alemlere Rab olan Allah لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ. Şüphesiz ki yemin olsun ki size bir elçi yani bir Resul geldi ki kendi nefsinizde عَز۪يزٌ عَلَيْهِمْ مَا عَنِدْتُمْ حَر۪يسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنَ رَوْفُ الرَّحِيمُ. O gerçekten müminlere karşı çok haristir, onların üzerine düşkündür ve onlara karşı raufu rahimdir. Devamında diyor ki müellif ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alleme sahabeti keyfe ya'şune ma'al Kur'an bi ahadisi lati la yaqra'uha al-muslime illa ve yaruna kalbehu ilal mushafi. Yine hadiste varit olmuştur, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikra'ul Kur'an, Kur'an'ı okuyun. İkra'ul Kur'an. Kur'an'ı okuyun. Fe innehu ye'ti yevmel kıyameti şefi'an li ashabihi. Niye? Çünkü Kur'an kıyamet gününde sahibine şefaatçi olarak gelecek. Hadiste Kur'an'ı okuyun. İkra'ul Kur'an. Kur'an'ı okuyun. Fe innehu ye'ti yevmel kıyameti şefi'an li ashabihi. O kıyamet gününde sahibine şefaatçi olarak gelecektir. Ve ila şefa'lekel Kur'an'ı فَنَعِيمَا لَكَ وَقُرَّةَ اَعْيُنَكَ. Düşünsene diyor Kur'an'ın sana şefaat ettiğini. İşte burada senin gözün gönlün aydın olması veya saadetle kalbike ve senin kalbinin saadet, mutluluğa, huzura erişmesi. Yine başka bir hadiste gelmiştir ki Bukhari'de خَيْرُكُمْ مَنْ تَعْلَمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenip ve onu öğretenlerinizdir. Eyvallah, Allah'a yemin olsun ki diyor hayruna ve emcedena ve eşrefena men aşama al-Kur'an.
Diyor ki Allah'a emin olsun ki hayırlımız, şereflimiz, yüce olan kimsemiz Kur'an'la beraber yaşayan kimsedir. Yani Kur'an'la bir hayat yaşayan kimseler ancak bunu elde edebilirler. Yoksa Kur'an'da yüz çevirmiş, işte böyle keyfine göre yaşayan bir kimsenin hayatı gerçekten izzetli bir hayat değildir. Yine başka bir hadiste diyor ki hayrukum men talemel Kur'an ve allemahu. Sizin en hayırlınız kimlerdir? Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenip onu öğretenlerdir diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın sevgisine sebep olan en büyük amillerden birincisi Kitabullah'tır. Şimdi diyor ki müellif devamında yakul Enes. Enes diyor ki ersela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sariyete tegzu fi sebilillah. Resulullah Allah yolunda gaza etmek için bir seriye gönderdiği zaman, yani bir ordu birliği gönderdiği zaman فَسْأَلُهُمْ اَيُّكُمْ يَحْفَذُ الْقُرْآنَ. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki sizden kim Kur'an'ı hapsetmiş? فَسَكَتُهُ. Hepsi sustular. Kimse bir şey demedi. Resulullah sizden kim Kur'an'ı hapsetmiş diye sordu. Ona da kimse bir şey demedi. قَالَ Yine dedi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam اَيَّحْفَذُ اَحَدُكُمْ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ. Peki sizde Kur'an'da bir bölüm hapseden kimse var mı dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. قَالَ رَجُلُمْ مِنْهُمْ. Onlarda bir adam dedi ki اَنَا يَا رَسُولَهُ. Dedi ki benim ey Allah'ın Resulü. قَالَ مَا دَ تَحْفَذْ. Sen neyi ezberledin dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ve ezberinde olan nedir? قَالَ اَنَا اَحْفَذُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. Dedi ki ben Bakara suresini ezberledim dedi oradaki kimse. قَالَ رَسُولَهُ Sallallahu Aleyhi Vesselam. Ki اِذَبْ فَاَنْتَ اَمِرُهُمْ. Git sen onların emrisin dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Niye? Yani Kur'an bunlara sahibine dünyada da ve ahirette de katacağı şeyler düşünelim. Şimdi bir insan Allah'ı sevdiğinde söz ediyor. Allah sevgisinde söz ediyor. Ve Allah'ın kendisini sevdiğinde söz edecek. Lakin bu kimse ve kimseler mücerret bir şekilde bu iddiada bulunacaklar. Allah'ın sevdiğini söyleyen bir kimsenin o sevginin alametlerinden ilki, en büyüğü, emaresi Kitabullah'la hemhal olmaktır. İşte bu ay da bunların ilkidir. Dün ilk başımıza ne demiştik? İlk başımıza demiştik ki Hubbul Adim, büyük sevgi. Yani muhabbetullah, Allah'ın sevgisi. Allah'ın sevgisine götüren amillerin ilki Kitabullah'tır. İşte bu haberde de geldiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki madem ki sen Bakara suresini ezberebiliyorsun, sen onlara emirsin. Şimdi peki günümüze geldiğimiz zaman, bugün diyelim ki bir insan Bakara suresini biliyor. O kimse gerçekten insanlara emirlik yapabilir mi? Burada anlamamız gereken husus şu arkadaşlar. O kimseler, yani o dönemdeki sahabe-i ikram ve daha sonra gelenler Bakara suresinin içerisindeki ahkam-ı şer'iye, yani şer'i hükümlerin ne olduğunu bildiklerinden dolayı böyledir. Yoksa bugün adam Bakara suresini okur ama onun emirlerini ve nehirlerini nakz edecek, yani boşa çıkartacak her türlü işlerde bulunabilir. Onun için dediğimiz gibi Kur'an'ı hayrukum men talemel Kur'ane ve allemehu anlamamız gereken, bugün insanların işte bu belki bir başlangıç olarak doğru olabilir. İşte nasıl olsa sabah hadiste diyor ki sizden hayrınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. O zaman ne yapalım? Alalım bir tane cüz, birisine Kur'an-ı Kerim öğretelim. İşte bu iş böyledir. Niye? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle dediğinden dolayı. Bu belki başlangıç olarak doğru olabilir ama oradaki kastedilen mananın tamamı değildir. Eğer sadece bununla yetiniyorsa, ki bununla yetiniyorlar insanlar. Mesela diyelim ki günümüzde hafız olan kimseler Allah'ın dinde haberleri yok. Veya Kur'an-ı Kerim'de mesela Bakara suresini ezbere biliyor. Bakara suresi kendisine ne dediğini bilmiyor. Nisa suresini ezbere biliyor. Kendisine neler istediğini bilmiyor. Yusuf suresini ezbere biliyor. Lakin hiçbir şeyde haberi yok. İşte sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdeki kasıt onun içindeki hükümleri, emirleri ve nehileri öğretmek anlamındadır. Yoksa dediğimiz gibi hele çağımızda insanların zihinlerinin bulanık olmuş olduğu, her türlü beşeri ideolojinin var olmuş olduğu günümüzde bir tarafta hafız olduğunu söyleyen bir kimse diğer tarafta putları övmekten geri durmaz. Bir tarafta işte hafız olduğunu söyleyen bir kimse diğer tarafında Allah'ın emirlerine, nehirlerine savaş açan kimselerle dost olmaktan geri durmaz. Dolayısıyla bu sadece avutunda başka bir şey olamaz. Günümüzde dediğimiz gibi Allah'ın dinine insanların yaklaşması sadece ve sadece geçmişte kalan bir kültür şekliyle anlıyorlar. Halbuki
bir insan Allah'ın göndermiş olduğu bu kitabın bir şeriat vaaz ettiğini, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aracılığıyla göndermiş olduğu bu şeriatı vaaz ettiğini ve bugünkü insanların neredeyse tamamı bunda bir çevrini bildiği halde bu şekilde davranması mümkün müdür? Değildir. İşte bundan dolayı Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne yapmıştır? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bakara suresini ezbere bilen kimseyi emir olarak tayin etmiştir. Burada anlamamız gereken husus arkadaşlar onun içerisindeki hükümleri bilmektir. Yine başka bir hadise Cabir anlatıyor, diyor ki Allah ona razı olsun. Kâne yes'elu anil qitaliye yevme Uhud, Uhud gününde öldürülen kimselere fe evm kâne ekteru ehden lil Kur'an'ı kademu fil haddi. Diyor ki Kur'an'da en fazla kim biliyorsa, yani Kur'an'da en çok fazla kim işte bu iki ifadeyle ezber bilen kimseler varsa bunlar öne defnedilirdi diyor. Kim diyor? Cabir İbni Abdullah diyor. Şimdi Müslümanlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletinde ne yaptılar? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam daha hayattayken Mekke'yi, Mekke'den Medine'ye hicret etti. Daha sonra Mekke'yi fethetti Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam. Peki bu fethi nasıl gerçekleşti? Mesela diyelim ki günümüzde bizler işte Türkiye'de sadece birçok cemaat var, tarikat var, işte kimseler var. Yani bu kadar çok çalışılmasına rağmen bir bereketin hasıl olduğu pek fazla görünmüyor. Yani bu çalışmalara rağmen normalde esasen çok daha farklı şeyler olması gerekiyor. Ama bakıyoruz bunların hiç tanesi olmuyor. Halbuki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ediyor. Yani Mekke'de doğmuş olduğu, büyümüş olduğu şehirde kovuluyor aleyhissalatü vesselam. Medine'de orada yapmış olduğu tebliğler sonucu insanlar kısa sürede Allah'ın dinini kabul ediyorlar. Ve daha sonra Mekke'nin sahibi olduğunu söyleyen kimseler bu yapılan çalışmalar karşılığında çok uzun bir zaman değil, ortalama bir 10 sene sonra falan insanlar ne yapıyorlar? Hepsi Allah'ın dinine, çoğunluk Allah'ın dinine giriyor ve girmeyen kimseler de seslerini çıkartamıyorlar ve Mekke fethediliyor. Kan dökülmeden, kılıç çekilmeden Mekke fethediliyor. Bu nasıl olabilecek? Daha sonra mesela Hazreti Ömer döneminde, İran'ın en büyük şehirleri olan Kadisiye, Medayne Müslümanlar gidiyorlar ve buraların tamamını fethediyorlar. Daha sonra Müslümanlar Emeviler devriyle beraber ta denizleri yarıp, yani o bölgelerin Cezire-tül Arab'ı tamamını aşıp ta dünyanın öbür ucu diyebileceğimiz İspanya'ya kadar gidiyorlar ve burada 800 sene hükmediyorlar Müslümanlar ve daha başka yani imparatorluklar kuruyorlar. Bunların hepsi nedendir? Niye bunlar oldu? Çünkü şu ifadede olduğu gibi seyfu yeftahul bilad, kılıç beldeleri fethetmek içindir ve Kur'an'a yeftahul kalb, Kur'an da kalpleri fethetmek içindir. Yani Kur'an sadece kılıçla, insanlar sadece kaba kuvvetle hizaya gelmezler. Bu böyledir. Yani bu tarihten de böyledir. Ne kadar insanlar işte boyun eğdirilirse eğdirmeye çalışırsın, kaba kuvvetle kimse yola gelmez. Ama insanlar, onun için çağımıza ideolojiler, mesela bir insana bir fikir, bir düşünce onun kalbini tatmin edebilecek olan bir şey verildiği zaman adam o davanın eri oluyor, o davanın neferi oluyor. Dava doğru veya yanlış fark etmiyor. Neticede verilmiş olan bir şey vardır. İşte seyf yeftahul bilad, bilad yani kılıç beldeler fethetmek içindir o günkü şartlar için. Ve Kur'an'ı yeftahul kalb, Kur'an'da kalpleri kulup, kalpleri fethetmek içindir. Onun için Kur'an, Müslümanlar kısa sürede bu kadar şeyleri elde etmelerin arkasındaki yatan en büyük etken Allah'ın kitabıdır. Çünkü hadiste de yine varit olmuştu ki Allah bu kitap sebebiyle bazı toplulukları yüceltir, bazı toplulukları alçaltır. Yani bazı milletleri yüceltir, bazı milletleri alçaltır. İnsanlar bu kitaba temessük edip de yaşadıkları müddetçe dünya da onlara verilecektir, ahirette. Ama bu dünyada insanları çevirdikleri müddetçe bu dünyayı da kaybedecekler, ahirette de kaybedecekler. Bu geçmişte de böyleydi, Emevilerde böyledir. Ne zaman ki insanlar, beylikler yani tavaf-ül mülük demiş olduğumuz hesaplara girdiler, saltanat kavgalarına girmeye başladılar, ne oldu? Allah'ın kitabını çevirdiler. Allah onların elinde var olan, Müslümanların fethetmiş olduğu, bakın bugün yaşamış olduğumuz topraklar, bunlar İslam sebebiyle ama doğru ama yanlış, eksik veya fazla fark etmiyor. Bu topraklarda bugün bulunmamızın sebebi İslam sebebiyle bu topraklar fethedilmiştir. Fatih Sultan Mehmet
bu toprakları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde esinlenerek fethetmiştir. Ama diyelim daha sonraki dönemlerde kimileri çıkıp biz şundan dolayı buraya vatan edindik diyorlar değil ve daha başka yerler. Mesela Müslümanlar Endülüs'ü fethettiler, oraları sahip oldular ve daha diğer İslam toprakları bunların hepsi elde çıktılar. Bir Müslüman için ayıp, utanç sebebi değil midir? Kudüs mesela Müslümanlar için göz bebeği yani bir nevi kalpleri diyebileceğimiz işgal edilmiştir. Selahattin Eyyubi bunun için uyuyamamıştır. Bunun için insanlar gülmeyi kendilerine yasaklamışlardır. Ama bugün mesela diyelim ki Müslümanlar tamamıyla sönmüşler ve dünyada ellerinde değil, dünyada da beçareler, yoksullar, ahirette durum daha da vahim olacaktır. İşte dediğiniz gibi Allah'ın sevgisine, muhabbetullah'a sebep olan birinci etken Kitabullah'tır. Allah'ın kitabıdır. İşte bu ay, içerisinde bulunmuş olduğunuz bu ay, bu deyim yerindeyse bu yolda yeniden yürüyebilmek, yol alabilmek için yapmamız gereken şeyi Allah'ın kitabıyla hemhal olmamızdır. Bir insan Allah sevgisine söz ediyorsa o kimse Kitabullah'la beraber olmak zorundadır. Muhabbetullah'ın hasıl olmasına yani meydana gelmesine sebep olan etkenlerin en büyüğü neymiş? Kitabullah'tır. Allah bunun farkında olup hareket eden kullardan kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Thank you.